Efendim öncelikle hayırlı olsun. Allah yeni il başkanınızla yeni ilk toplantınızı yapacaksınız. Neler söyleyeceksiniz? Lütfi Karaman, Çivril Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı. Öncelikle burada yeni göreve başlayan il başkanımız Mehmet Ali İlmaz başkanımıza başarılar dileriz. Allah utandırmasın inşallah. Bugün Allah nasip ederse ilk toplantımızı gerçekleştireceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak ben Çivril'de şu anda 76 mahallede teşkilatlandık. Zaman, süre fark etmeksizin gece gündüz sürekli sahalardayız. Allah nasip ederse ilk önce genel seçim, sonra yerel seçimde Cumhur İttifakı olarak, Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olarak biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman sahadayız. Peki, başarılı. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Öncelikle hayırlı olsun. Sağ olun. Yeni başkanımızla bugün ilk toplantısını gerçekleştireceksiniz. Ve tabii ki siz Acıbayan temsilcisi olarak sizin de projeleriniz var, yoğun çalışmanız var. Neler söylemek istersiniz? Ali Akgün, ben Milliyetçi Hareket Partisi Acıbayan İlçe Başkanı. Mehmet Ali Başkanımızla birlikteyiz. Her zaman yanındayız. Yeni kadrolarla, yeni yüzlerle partimize 7/24 durmadan, yorulmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Tevfik bizden. Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Peki, başarılar. Sağ olun, teşekkür ederim. Efendim hayırlı olsun. Yeni başkanla bugün ilk toplantınızı yapacaksınız. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederiz. Milliyetçi Hareket Partisi Babadağ İlçe Başkanı Osman Pala ben. Yeni atanan il başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'a başarılar diliyoruz. İlk toplantımızı bugün burada yapacağız parti binamızda. Babadağ Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman Mehmet Ali Başkanımız emrindeyiz. Her zaman hep beraber, birlik beraberlik içerisinde çalışacağız. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çok teşekkür ederiz. Başarılar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim öncelikle hayırlı olsun. Bugün yeni başkanımızla ilk toplantınızı yapacaksınız. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle teşekkür ederim. Ben Serinsar Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı Hakan Ertuğrul. Bugün Mehmet Ali başkanımızla ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Liderimizin takdiriyle Mehmet Ali başkanımız il başkanımız olarak atanmıştır. Biz de her daim genel merkezimizin emrinde, genel başkanımızın emrinde, Mehmet Ali başkanımızın yanındayız. Her türlü Serinsar ilçe teşkilatı olarak partimizin arkasındayız. İnşallah 2020 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak güzel bir sonuçla devam edeceğiz. Hayırlara vesile olsun inşallah. Efendim öncelikle hayırlı olsun. Sağ yeni olun. Başkan Mehmet Ali Yılmaz'la yola devam. Bugün de ilk toplantınızı yapacaksınız. Neler söyleyeceksiniz? Yusuf Başkanımızla kurumsal bir yapıya büründük. Mehmet Ali Başkanımız da uzun zamandır teşkilatımızın içerisinde özveriyle çalışıyor. Tanışıyoruz, bildiğimiz insan. İl başkanlığı görevi kutsal bir görev. Biz de ilçelerde ilçe başkanlığı görevlerini üstlendik. Siz kaleden? Evet, kale ilçe başkanıyım, Yusuf Yarımca ismim. Mehmet Ali Başkanımıza güveniyoruz. Tabii ki Denizli çok kozmopolitik bir yer. Bütün il başkanları her geldiğinde sıkıntılı süreçler yaşar. Toplum ilk kabul etmez ama ülkücü camianın yapması gereken sahip çıkmaktır. Sahip çıkılıp bekleyip görmek lazım. Ben Mehmet Ali Başkanıma güveniyorum. 24 saat telefonu açık. Bir ilçe başkanının il başkanından isteyeceği en büyük şey budur. Evet. Bize güven veriyor şu anda. İnşallah Denizli'den bu sözümü not alın. Biz iki milletvekiline yakın oy alacağız. Bir milletvekili kesin çıkaracağız diyorum. Çünkü ben kalede, Denizli'nin merkezinde de 50 bin kaleli var. Birçoğuyla temas ediyoruz. MHP'nin ciddi bir oy oranı alacağını düşünüyorum. Şimdiye kadar yanılmadık. Yine de yanılmayacağız. Ülkücü camiaya güvenin. Evet. Teşkilatımız her zaman genel başkanımızın emrinde emin adımlarla yürüyor. Efendim hayırlı olsun. Sağ olun. Yeni başkanınız Sayın Mehmet Ali Yılmaz'la yola devam. Evet. Ve bugün de ilk toplantınızı yapacaksınız. İnşallah, neler söyleyeceksiniz? İnşallah. Evet, ben Yaşar Akakça. Milliyetçi Hareket Partisi Beyağaç ilçe başkanıyım. Bugün Mehmet Ali Yılmaz başkanımıza hayırlı olsuna geldik. Hem aynı zamanda ilçe başkanlar toplantısına katılacağız. Bu zamana kadar daha önceki dönem il başkanımız Sayın Yusuf Garip başkanıma yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz.
biliyorsunuz zaten milletvekilliği aday adayı için istifa etti. Ve her zaman yanındayız. Destekliyoruz yani. Biz BH olarak her zaman yanındayız. İl başkanımızın da yanındayız. Genel merkezimizde her türlü desteğimiz hazır. Seçime de BH olarak hazırız. Efendim öncelikle hayırlı olsun. Çok sağ olun. Mehmet Ali Başkan'la yola devam. Evet. Bugün de ilk toplantımızı yapacaksınız. İlçe başkanları bazında. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Biraz heyecanlıyız. Yeni arkadaşlarla beraber. Buldan'dan. Evet, Buldan. Bizde biliyorsunuz belediye başkanlığı da var. Yani 47 mahallemiz var. Aynı anda yani 30'u kırsal. Yani sürekli sahadayız. Yani ekstra bir iş yapmıyorum inanın ki. Sadece davamızın peşindeyiz. Görev bize, tam memuriyetimiz var bizim. 23-24 yıllık geçen bir memuriyetimiz var. Görev bize Haziran'ın 26'sında tevdi edildi. Tabii genel merkezimiz bize tevdi edildi. Biz işimizden istifa ettik ve alana çıktık. Allah izin verirse bu yoldayız. Genel merkezimizin emrindeyiz. Yusuf Başkanım ailece hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mehmet Ali Başkanım da hayırlı olsun geldik. Peki, başarılar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, öncelikle hayırlı olsun. Sağ olun. Mehmet Ali Başkan yeni görevine başladı ve bugün ilk toplantınızı yapacaksınız. Neler söylemek istersiniz? Başkanım her zaman şimdi yanındayız. Yani önceki dönem Yusuf Başkan'ı da her konuda teşekkür ederim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin üstündeki ölü toprağını attı. Çok güzel çalışmalardan dolayı tekrar teşekkür ederim. Milletvekili olacağı için her zaman şimdi yanındayız. Mehmet Ali Başkanım'da da tekrar teşekkür ederim. Söyleyeceğim bu kadar. Size Bozkurt'tan katılıyorsunuz. Aynen, Bozkurt Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanıyım. Merhabalar. Merhaba. Yeni başkanla yola devam. Evet. Bugün ilk toplantılarınızı yapıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Ben Hüseyin Buran, Hurans Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanıyım. 2016'dan beri görevimizin başındayız. Layıkıyla Cumhur İttifakı'na bağlıyız. Şükürler olsun artık bu süreçten sonra tabii Mehmet Ali Başkanım da bugün 10 gün önce görevimize devraldı. Yeni yönetim bile, yeni ilçe başkanlarımız başladı göreve. Hedefimiz 2023'te Cumhur İttifakı'nı Sayın Cumhurbaşkanımızı bir daha seçmek. 2023'te tabii Denizli'den de bir tane milletvekili ya da iki tane milletvekilimizi muhakkak çıkarmak için elimizden gelen her türlü mücadele yapacağız. Bugün de işte burada bunun için toplantıdayız. Mehmet Ali Başkanım, Yılmaz Başkanım'la beraberiz. İlçe başkanlarımız da var burada hepimiz. İşte bu seçim sürecini konuşacağız. İnşallah bundan sonra da hayırlısıyla en layıkıyla çalışmamızı devam edeceğiz. Diyeceklerim bu kadar. Başkanım öncelikle hayırlı olsun il başkanlığınız. Bugün de resmi olarak ilk toplantılarınızı yapıyorsunuz. Gerek ilçe başkanları, gerek parti yönetim kurulu üyeleri. Neler söyleyeceksiniz? Ben öncelikle sosyal medya vasıtasıyla arayarak, ziyaret ederek Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı olmam nedeniyle bu nazik ziyaretleri, takdir ve tebrikleri ileten tüm dava arkadaşlarıma, hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz bugün İl başkanlığımız olarak ilk il yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdik. Devamında ilçe başkanlarımızla bir toplantı gerçekleştirdik. Az sonra partimize mensup belediye meclis üyelerimizle birlikte bir toplantı gerçekleştireceğiz. İlerleyen saatlerde de Denizli İl Ülk Ocakları Başkanımız ve yönetim kurulunu partimizde ağırlayacağız. Ben bu vesileyle bize destek veren, bize gönülden destek veren, katkı sağlayan, fikir alışverişinde bulunduğumuz, bugüne kadar o siyasi mecrada omuz veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni İl Yönetim Kurulu'nun yeni görevimizin partimize ve kentimize hayırlar getirmesini diliyorum. Ülkücü ve milliyetçi camiaya mensubiyetten duyduğum onuru bir kere daha paylaşmak istiyorum. Ben üzerimizdeki yükün ağırlığını, etkisini biliyorum. 2023 seçimlerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında en önemli seçim olma mahiyet içerdiğini de biliyorum. Buradan 3 ilele gönül vermiş tüm gönüldaşlarımıza, ülküdaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Bize destek versinler. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Denizli kentinde yeniden bir milletvekiliyle temsil edilebilmesi için, milletvekilleriyle temsil edilebilmesi için güçlü, kuvvetli bir
organizasyon şemasıyla, gayretle, herkesin emeğini ortaya koyduğu, yüreğini ortaya koyduğu bir çalışmayla bunu yeniden tesis edelim istiyorum. Üç ilerli bayrağı çok daha yükseklere, çok daha başarılı yerlere hep birlikte taşıyalım diyorum. Peki, biz de size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Denizli hemşehrilerimize sevgi, selam, hürmetlerimi gönderiyorum. Ülkücü ve milliyetçi camiaya sevgi, selam, hürmetlerimi gönderiyorum. Var olsun Türkmen Beyimiz, var olsun Ülkücü ve Milliyetçi Hareket.